Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere herhangi bir program olmadan kablosuz olarak telefonunuzdaki bütün dosyaları bilgisayarınıza nasıl aktarırsınız bundan bahsedeceğim. Biraz önce de söylediğim gibi bu işlem esnasında herhangi bir program, kablo ya da benzeri bir şey kullanmayacağım. Hatta OnDrive gibi bulut teknolojilerinden de yararlanmayacağım. Direkt olarak cep telefonumu bilgisayarımın bağlı olduğu ağa bağlayacağım, yani Wi-Fi'ye bağlayacağım. Bu arada bilgisayarımızın Wi-Fi'ye bağlı olmasına gerek yok. Sadece bilgisayarla cep telefonu aynı ağda olması yeterli bize. Cep telefonumu Wi-Fi'ye bağlayacağım ve cep telefonundaki bütün dosyaları herhangi bir program olmadan bilgisayara aktaracağım. Bu işlem için internete de gerek yok. Her iki cihazın aynı ağa bağlı olması da yeterli. Hazırsanız vakit kaybetmeden işleme geçelim. Arkadaşlar öncelikle masaüstümüze yeni bir klasör oluşturuyorum ve cep telefonuna atacağım. Bütün klasörleri buraya paylaşacağım. Bunun adına telefon diyorum ve buna paylaşım vereceğiz, ama paylaşım vermeden önce bir işlem yapmamız lazım. O da yeni bir kullanıcı oluşturmak. Buraya ben kullanıcı adı kısmına telefon yazıyorum. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Ne yazdığınızı unutmayın. Ben bu yüzden masaüstümde not defterine yazıyorum. 1, 2, 3, 4 büyük A diye de şifre koyuyorum. Bu arada bu işlemi burada yapın ki burada hata yaparsanız bağlanamayabilirsiniz. Bunu kopyala diyorum ben. Ve arama kısmına gelip CM'de yazıyorum. Burada mutlaka yönetici olarak çalıştır demeniz gerekiyor. Evet diyorum ve gördüğünüz gibi CM'de yönetici olarak geldi ve kopyaladım kodu, buraya yapıştırıyorum. Burada yapacağı işlem şu: bilgisayarımızda yeni bir kullanıcı oluşturacak. Adı telefon olacak, şifresi de bu olacak. Buna evet diyorum ve gördüğünüz gibi kullanıcı oluşturuldu. Bunu da kapatıyorum. Kaydet diyorum. Ve şimdi klasörümüze sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Paylaşım diyoruz. Gelişmiş paylaşım diyoruz. Bu klasörü paylaş diyorum. Cep telefonuyla paylaşacağım. İzinler kısmında everyone var. Bunu kaldırın. Everyone demek herkese paylaş demek. Bu nedenle everyone'ı kaldırıyoruz. Burada telefon yazdım çünkü oluşturmuş olduğumuz kullanıcının adı telefondu. Adları denetle diyorum ve gördüğünüz gibi telefon buraya geldi. Tam yetki veriyorum. İçine dosya atabilsin, dosyayı silebilsin diyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Ve yine uygula diyorum. Tamam diyorum. Daha sonra yukarıdaki paylaşıma geliyorum ve buraya tıklıyorum. Burada yer alan telefona tıklıyorum. Paylaş diyorum. Telefonla da paylaştı. Ve güvenlik kısmına giriyorum. Düzenle diyorum. Ekle diyorum. Buraya yine telefonu ekliyorum. Bunları yapmazsanız access denied hatası alabilirsiniz. Bu arada aranızda iPhone telefon kullananlar varsa, bu işlemi daha önce iPhone içinde yapmıştık. Onun da videosunu açıklama kısmına bırakacağım. Buna da uygula tamam diyorum ve kapatıyorum. Sıra geldi bilgisayarımızın IP'sini öğrenmeye. Bunun için de arkadaşlar buraya yine CMD yazıyoruz. Enter'a basıyorum ve buraya IP config yazıyoruz ve Enter'a basıyorum. Şurada gördüğünüz IP protokol adres 4 yazıyor. Buradaki 192.168.1.107 benim IP'miş. Bunu unutmayın. Bir işimize şu an yaramayacak ama bunu unutmayın diyorum. Bilgisayar tarafında yapacağımız işlemler bu kadardı. Sıra geldi cep telefonunda yapacağımız işlemleri. Ve cep telefonunda dosyalarım uygulamasına gideceğim. Ve aşağıda bulunan ağ depolaması sekmesine tıklıyorum. Ağ depolaması ekle diyor orta kısımda. Buna tıklıyorum. Ve en alttaki ağ sürücüsü SMB sekmesine tıklıyorum. Şu an paylaşılan klasörleri arıyor. Üstteki benim modemimin IP'si, alttaki de arkadaşlar 192.168.1.107 benim klasörümün, ya daha doğrusu bilgisayarımın IP'si. Bu alttakine tıklıyorum ve buraya kullanıcı adı gir diyor. Hatırlarsanız benim kullanıcı adım telefondu. Şifrem ise 1, 2, 3, 4 büyük A'dı. Şuradan da bir bakalım, doğruymuş. Ekle diyorum. Ve gördüğünüz gibi klasör buraya geldi. Telefon yazan klasöre giriyorum. Şu an içi boş. Masaüstümden herhangi bir dosyayı içine atıyorum. Ve bir geri çıkıp tekrar telefonun içine girdiğimde masaüstünden attığım dosya buraya gelmiş. Şunu indireyim mi diye soruyor ve indirdi. Gördüğünüz gibi direkt senkronize oldu. Şu an bilgisayarımda da aynı dosya var. Ben bilgisayarımdan bu dosyayı siliyorum. Şimdi arkadaşlar tekrardan telefona geliyorum ve gördüğünüz gibi burada resim yok. Şimdi yapacağımız işlem de şu. Tekrar dosyalarıma geliyorum ve buradan dahil depolamaya geliyorum. Dokümantın içindeki finansal tablo PDF'ini kopyalıyorum ve taşı diyorum.
Sonra geri çıkıyorum. Tekrar geri geliyorum ve burada A depolamasının içine geliyorum. Bilgisayarımın içine giriyorum ve telefon klasörünün içine girip sağ en alttaki buraya taşı sekmesine tıklıyorum ve bekliyorum ve gördüğünüz gibi PDF'i buraya taşıyor. Daha doğrusu bilgisayarımın içine taşıyor ve şu an burada görmüyorsunuz ama evet geldi. Bilgisayarımda da aynı zamanda masaüstüme bu dosya geldi. Şu an dosya masaüstümde. Masaüstümdeki yeni klasörü, o kullanıcı oluşturduğum klasörü de, daha doğrusu metin belgesini de bu klasörün içine atıyorum. Ve bir geri gidiyorum. Tekrar telefonun içine girdiğimde metin belgesi de aşağıda. Yeni metin belgesine tıklıyorum. Office'le aç diyorum. Yalnızca bu defa diyorum bakalım. Evet, demin oluşturmuş olduğumuz kullanıcı adı, telefon, şifre buraya geldi. Şu an bir telefonumdaki bütün dosyaları bunun içine atıp bilgisayarıma kablosuz olarak her zaman atabilirim. Buradaki tek püf nokta her zaman aynı ağa bağlı olmanız gerekiyor. Ağda internetin olup olmaması önemli değil. Aynı ağa bağlı olun. Yeterlidir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu video hakkında merak ettiklerinizi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap verir olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.